4, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Çay TV izleyenleri, Kur'an Mesajları programımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız, Allah nasip ederse. Öncelikle şunları söyleyelim. Kur'an mesajlarını algılarken, Kur'an mesajlarını yorumlarken, Kur'an-ı Kerim'in kendi iç bütünlüğüne sadık kalarak Allah-u Teala'nın vermiş olduğu mesajları, bize yapmış olduğu nasihatleri onun istediği gibi anlayarak hareket edersek ancak dinimizi yaşamış oluruz. Malumunuz Kur'an-ı Kerim sadece namaz kılmayı, oruç tutmayı emretmiyor. Kur'an-ı Kerim'de diğer kültürlere, diğer dinlere de atıflar mevcut. Bugün üzerinde duracağımız, Hristiyanlık üzerine değerlendirmeler yapacağımız, kendisiyle birlikte olmaktan benim de çok mutlu olduğum, burada ağırlamaktan da çok mutlu olduğum değerli hocam Zafer Duygu ile birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Siz de icabet ettiniz. Zafer hocam hoş gelmedi. Bir sürü kitabıyla birlikte buradalar. Kendi maşallah çok üretken. Yani Zafer hocam çok üretken. Hocam bu üretkenliği neye borçluyuz? Çalışmak diyelim. Yani mümkün olduğunca mesaimizi kendi eserlerimiz üzerine yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Başka işlerle Türkiye'de akademik camianın bazen içine girdiği o şeylerle çok haşır neşir olmamaya çalışıyoruz. Birçok şeyin dışında kalmaya çalışıyoruz. Bir de hocam bir konuya aşırı ilgi duymak, aşırı şey yapmak her alanın tabii, değil mi? Tabii. O aşk, o ilgi alaka tabii. Yazdırıyor eserler. Aynen öyle. Yani o motivasyon kaynağı. Zaten motivasyon kaynağı olmadan herhalde bu işleri yapmak çok mümkün değil. Sizi ayakta tutan, çalışmaya yönlendiren o merak, o motivasyon. Ve çalışmak tabii. O da zihin doğurganlığı itiyor yani. Evet. Şimdi değerli izleyenler Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kehf suresinin ilk 4 ayetini okuyayım. Bütün övgüler kuluna kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a aittir. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi. Ki Allah katından gelecek şiddetli azaba karşı uyarsın. İyi işler yapan müminlere de kendileri için içinde sürekli bulunacakları güzel bir ödül olduğunu müjdelesin ve bugünkü konumuzla ilgili cümle Allah çocuk edindi diyenleri uyarasın diye. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in indiriş amaçlarından bir tanesi de Allah çocuk edindi diyenleri, Tanrı oğlu, işte Allah'ın bedenleşmesi gibi inançlara sahip olan kişileri, kimseleri uyarsın diyeymiş. Şimdi değerli izleyenler, bugün genel hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlıkla ilgili ayetlerin aslında açılımını yapacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanları tenkit ettiği ana konu Hazreti İsa'nın tanrılaştırılması. Biz program serimiz boyunca kısa kısa başlıklarla, ana hatlarla bu tanrılaştırma nasıl olduğu, İncil'lerin güvenilirliği, efendim Hristiyanların konsilleri ve bizim Hristiyanlık hakkında yanlış bildiğimiz bilgiler, yanlış edindiğimiz, bize kalan ulaşan yanlış rivayetler neler, bunlara değinmeye çalışacağız. Elbette elimizden geldiği kadar bilimsel olmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayanarak, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde mevzuları anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Malumunuz Türkiye coğrafyası Hristiyanlar için son derece önemlidir. Konsillerinin tamamı burada olduğu, en eski yapıları buralarda ve konuşmamızın ilerleyen kısımlarında inşallah daha fazla detaylarla da göreceksiniz ki bu konu son derece önemlidir. Şimdi ben ilk önce yaklaşık bir hafta önce çıkan Zafer Duygu hocamızın son kitabına bir göz atmak istiyorum. İnciller güvenilir metinler midir? Metodolojik ve karşılaştırmalı analizler. Şimdi bu kitapta Zafer hocamız İncillerin bir takım tahlillerini yapmış. Acaba bu eserler gerçekten bu İnciller gerçekten yazarlarına mı ait? Kendi devrinde ne tür eleştirilere tabi tutulmuş? Bununla ilgili bilgiler vermiş. Hocam bu kitapta ne anlatmaya çalıştığınızı isterseniz sizden bir dinleyelim ilk önce. Şöyle hocam, İnciller ortaya çıktıkları andan bugüne kadar yaklaşık 1900 senedir, 1900 küsür senedir tartışılan kitaplar. Bu tartışmalar hem farklı dinlerin müntesipleri arasında olmuş. Mesela antik çağa, geç antik çağa baktığınızda paganlarla, yani putperestlerle Hristiyanlar arasında İncillere dair tartışmaların yaşandığını görüyorsunuz. Hristiyanların, iyi Hristiyanların, samimi Hristiyanların aynı şekilde zihinlerinde İncillere dair pek çok soru işareti olduğunu görüyorsunuz. Hristiyan kaynakları buna dair bize birçok bilgi veriyorlar. Yaşanan bu tartışmaları aslında biraz özetlemeye çalıştım bir bağlamda. Öteki bağlamda İncilleri kutsal kitaplar olarak kabul edilmenin haricinde, dışında tarihsel metinler olarak değerini ölçmeye çalıştım. Ve hepsinden de önemlisi orada bir yargıya ulaşmaya çalıştık. O da şuydu.
Hazreti İsa hakkında bilgiler veren ana kaynaklar olarak İnciller. Acaba birinci yüzyılda, birinci yüzyılın birinci yarısında eski Filistin sahasında yaşayan tarihsel İsa hakkında bize ne ölçüde doğru, ne ölçüde sağlıklı bilgiler veriyorlar bu kitaplar? Ve biz bunu bilimsel olarak kanıtlama ya da bilimsel olarak bu soruyu doğru şekilde, doğru yöntemlerden, metotlardan hareketle aydınlatma şansına sahip miyiz? Bu kitabın temel konusu budur. Peki hocam mutlaka değinmişsinizdir. Vatandaşlarımız merak edebilir bu konuya az da olsa ilgi duyanlar. Mesela Paulus'un mektupları içeriğiyle ilgili değil de yani İncil'lerden sayılır mı, sayılmalı mı? Bu konuda mutlaka değinmişsinizdir. Zaten program akışı içerisinde bunları da detaylı bir şekilde ele alıp inceleyeceğiz. Bununla birlikte hocam bir kitabınız daha var sizin. Daha bir hacimlice. İsa, Paulus ve İnciller, Hristiyanlık neden ve nasıl ortaya çıktı? Bu kitabın konusunda duyan, bu kitabı bundan ayıran nedir? Yani şu iki kitabı birbirinden ayıran nedir hocam? Şimdi o aslında elinizdeki kitap ikinci baskısı yapıldı Düşün Yayınları'ndan. İlaveli mi hocam? Genişletme falan yaptınız mı? Yok. Herhangi bir ilave yok. Çünkü oldukça kısa bir sürede yani ben yurt dışındaydım zaten. Kitabı yayınladık. Ondan sonra Duke Üniversitesi'ne gitmiştim. Orada işte bu bahsettiğiniz kitapla ilgili çalışmalarımızın son aşaması vardı İnciller konulu. Ben yurt dışındayken kitabın ikinci baskısı geldi. Kısa bir Çok güzel. sürede ikinci baskısını yaptık. O kitap ses getiren bir kitap oldu. Gayet tabii hocam. Orada yapmaya çalıştığımız şey neydi? Yani Hristiyanlığın doğuşuna dair bir takım değerlendirmelerde bulunduk. Yani Hristiyanlığın mesela en temel üzerinde durduğum en temel sorular şunlardı. Birincisi, biz bilimsel olarak Hazreti İsa hakkında ne biliyoruz? Bunu dört farklı kaynak grubundan hareketle inceledim. Pagan kaynakları, Yahudi kaynakları, yani erken dönemden bugüne intikal etmiş bir takım kaynaklar. Hristiyan kaynakları, bunu da ikiye ayırdık. İşte kilisenin resmi İncilleri ve kilisenin gelenek dışında bıraktığı işte apokrif İnciller denilen, öteki İnciller denilen metinler. Bu dört ana kaynak grubundan hareketle Hazreti İsa hakkında ne biliyoruz ve bildiklerimiz ne kadar sağlıklıdır sorusunu tartıştık. Kitabın ikinci bölümünde ise Hazreti İsa hakkında niçin çok az şey biliyoruz sorusunu gündeme getirdik. Orada da kilise mitlerinin, kilisenin tarihsel süreç içerisinde Hristiyanlığın temel akidesi olarak bizlere ya da insanlığa sunduğu bir takım mitolojik unsurların ve öğelerin ya da Mesih ismi kullanılmak suretiyle İsa'dan sonraki tarihsel sürecin aşamalarında ortaya konulan doktrinlerin tarihsel İsa'yı anlamamızın ve tanımamızın ve öğrenmemizin önündeki en önemli engeller olduklarını anlatmaya çalıştık. Bayağı hacimli bir çalışma olmuş Evet, yani hocam sizin. tarihsel İsa ile sonraki nesiller arasında bir bariyer gibi gördük bunu ve bunu nasıl aşabiliriz? Bunun arkasında bir mitoloji kahramanına ya da bir gölge figüre dönüştürülmüş olan Hazreti İsa'nın ve onun özgün ve gerçek havarilerinin tahlilini yapmaya çalıştık. Tabii ki bunu yapabilmek için de biraz Pavlus şahsiyeti, yani bugünkü Hristiyanlığın bana sorarsanız ve birçok araştırmacıya göre de gerçek kurucusu olan Pavlus adlı şahsiyetin hem kişisel analizini, hem siyasi bağlamını, hem dini Yahudi bir din vaizi olarak lanse ediliyor. O bağlamdaki şeyini yaptık. Bunlara da programımız içerisinde değineceğiz Evet. hocam. Kendisiyle ilgili daha geniş konuşacağız. Peki hocam kitaplarınızı tanımaya devam edelim. Nikomedya ve Hristiyanlık. İlk 500 yıl hocam. Bu kitabınızda benim gördüğüm kadarıyla zaten adından da belli. İlk 500 yıl içerisinde Hristiyanlığın kristolojik yani inanç bağlamındaki tartışmalarını ele almışsınız. Evet. Gerçekten bir çırpıda okunabilecek bir kitap. Kısaca hocam bunu da özetlerseniz. Şimdi geç antik çağda Nikomedya yani bugünkü İzmit ve Bitinya bölgesi Roma eyaleti olarak çok önemli bir bölge. Çünkü bilhassa İmparator Diokletianus'tan itibaren yani 285-305 yıllar arasında Roma tahtındaydı. Nikomedya'yı başkentlerden birisi haline getirdi ve Hristiyanlığın çok mahreç noktasıdır. Önemli bir kırılma dönemidir o. O dönemde Bitinya bölgesinde Hristiyanlık bağlamında yaşanan birçok gelişme var. Yani Diokletianus'un mesela Hristiyanlık karşıtı fermanları oradan yayınlanmıştır. Veya İznik Konsili o coğrafyada toplanmıştır. Tabii o dönemde yaşanan bir takım afetler var. Mesela büyük depremler var. Bu Hristiyan dünyada tabii ki önemli yansımalar meydana getirdi. Teolojik anlamlar mı yüklüyorlar hocam şeylere? Yani Teolojik anlamlar da yüklüyorlar ama yani
Mesela bölgenin gözden düşmesiyle birlikte, bölgenin de yani şeyden hani yaşanan afetlerden etkilenmesiyle birlikte Hristiyanlık anlamında da bölgenin tedricen önemini yitirdiğini şey yapıyoruz, görüyoruz. Bu o kitap birazcık daha işin bu boyutunu anlatan bir kitap. Yani geç antik çağ özelinde Hristiyanlık açısından Bitinya bölgesini ele aldığımız bir kitap. Şu açıdan önemli hocam. Kuruluşu ilk yüzyıllarda hangi aşamalardan geçtiği bilinmezse sonraki Evet. yüzyıllar anlaşılmayacak. Aynen öyle. Dolayısıyla bu açıdan Aynen önemli. öyle. Hocam belki de yani sanki bunun yapısı biraz daha mı şey benim mi hoşuma gitti bilmiyorum ama Hristiyanlık ve İmparatorluk. Geç Antik Çağ'da kilise devlet ilişkileri ve Kristoloji paradigmaları. Şimdi hocam bu kitabın içeriğini size soracağım ama benim hep kafama takılıyor. İncil okurken bir yerde Paulus'un mektuplarında Romalılara mektupta işte diyor ki yöneticiye itaat edin. Mealen böyle diyor. Yöneticiye itaat edin. Rahat olun. Ancak böyle rahat olabilirsiniz. İşte boyun eğin. Ama biz bakıyoruz ki Roma imparatorlarının tamamı olmasa bile orada bir Hristiyanların bir acındırma senaryoları var. Efendim sanki yüzyıllar boyu hiç bitmeyen zulüm dalgalarıyla karşı karşıya kalmışlar gibi. O bir kenara. Kendilerini zulmeden Roma imparatorlarına efendim bunlara itaat edin diye her yönetici Tanrı'dan gelmiştir diye bir şey var. Bu kitabınızda buna da değinmişsinizdir. Hem onu sorayım. Yani nasıl oluyor da Paulus kendilerini zulmeden bu insanlara itaati farz kılıyor ve bu kitapta ne var? Evet. Yani o dilemmanın farklı bir açılımı da şöyledir. Bir tarafta bir Mesih, Yeni Ahit metinlerine göre o Mesih Romalılar tarafından çarmıha gerildi. Ve öte tarafta o Romalılara itaat edilmesini öğütleyen bir Mesih elçisi tırnak içinde. O da Pavlus. Tabii bu tarihin en büyük dilemmalarından bir tanesi. O elinizdeki kitap yani Hristiyanlık ve İmparatorluk aslında biraz önce gösterdiğiniz İsa Pavlus İnciller kitabının bir nevi devamı mahiyetinde düşünülebilir. Neden? Çünkü İsa Pavlus İnciller adlı kitabında Hristiyanlığın ortaya çıkışına dair tarihsel süreci özellikle 1. yüzyıl açısından değerlendirdim. Elinizdeki kitapta ise Hristiyanlığın yükselişi ve parçalanması dönemine 7. yüzyıla kadar olan süreç bağlamında değerlendirdim. Yani Hristiyanlık bir din olarak nasıl yükseldi? Roma İmparatorluğu'yla tanışma evresi ya da Roma İmparatorluğu tarafından resmi bir din haline getirilme evresi nasıl cereyan etti? Bu din nasıl siyasallaştı? Kilise kurumu çerçevesinde nasıl siyasallaştı? Nasıl devlet dinine dönüştü? Akabinde kristolojik tartışmaların siyasi arka bağlamları nasıl olduğu, konsiller nasıl cereyan etti, konsillerde yaşanan tartışmalar neydi ve bunun ardından Hristiyanlık dünyası nasıl parçalandı? Yani hocam burada benim anladığım kadarıyla bir itikadi bir hareketin evrilerek nasıl siyasi bir sisteme eklendiği, siyasi sisteme nasıl eklendiği, Kesinlikle, kilise kesinlikle. devlet ilişkileri ve Kesinlikle. Hristiyanlık sonrasına kadar gitmiş. Gerçekten Hristiyanlık tarihi üzerine araştırma yapan değerli araştırmacılarımızın başvuru kaynağı olarak kullanabilecekleri eserler. Hocam eserlerinizi tanıdık. Yani görünen o ki bayağı dolu dolu bir çalışmanız var. Bu yeni kitabınız için de ayrıca hayırlı olsun diyorum. Çok İnşallah teşekkür ediyorum. İnşallah şeyi öyle verir. olur. Şimdi hocam eserlerinizi tanıdıktan sonra Hristiyanlıkla ilgili size birkaç soru soracağım ki bunlar Kur'an-ı Kerim'de sorduğu sorular. Yani değerli izleyicilerimiz şöyle düşünmesinler. Yani neden Hristiyanlığı konuşuyoruz? Hristiyanlığı konuşan biz değil, bir kere Kur'an-ı Kerim'dir. Allahu Teala bu konuyu gündem yaptığına göre bizim de gündemimizde olmalıdır. Kaldı ki bizim gündemimizde olmayan bir konu hiç kimsenin gündeminde olmayacak veya hiçbir zaman gündeme gelmeyecektir değildir. Hristiyanlık mevzusu İslamofobi ile ilgili araştırmalarda, Batı Türkiye ile ilgili araştırmalarda yani mutlaka bir yerde karşınıza çıkacak bir konudur. Peki Kur'an-ı Kerim bu konuda bize ne diyor? Hristiyanların şirk inançlarını biz tenkit ediyoruz ve kabul etmiyoruz. Peki bir Hristiyan kendi inancına nasıl bakıyor? Bunu konuşacağız. Hocam ilk olarak şunu sorayım size. Hristiyanlıkta teslis ve kurtuluş yani bir insanı diğer insanlardan ayıran bir Hristiyanı Hristiyan yapan nedir? Ya aslında en can alıcı noktayı birinci soru olarak sormuş oluyorsunuz tabii bu Evet hocam. durumda. Hristiyanlıkta teslis inancı nedir? Kurtuluş doktrini nedir? Aslında ikinciden başlayalım yani Buyurun, buyurun. biraz kronolojiye daha uygun olarak. Şimdi Hazreti İsa 1. yüzyılda Yeni Ahit metinlerine göre ve İsa'yı anlatan metinler orada temel olarak İncil'lerdir. Hazreti İsa eski Filistin sahasında muhtemelen milattan önce 2, milattan önce 4 öyle bir yılda doğmuş ve milattan sonra 30, 33, 36 yılları civarında tam olarak biz tespit edemiyoruz. Tarih sahnesinden çekilmiş. Ve biz Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında aslında Tanrı merkezli bir öğretiyi
ya ivme kazandırdığını görüyoruz. Yani Hazreti İsa İsrail'in tanrısı hakkında vaazlar veriyor ve o tanrının vaktiyle Tevrat üzerinden Musa kanalıyla göndermiş olduğu, işte bizim şeriat dediğimiz, yasa dediğimiz, aslında Tevrat anlamında bir şekilde, o şekilde de anlamamız gereken kurallar bütünü hakkında vaazlar veriyor. Şeriatı tasdikliyor bir taraftan, fakat öteki taraftan bu bağlamda belki reformcu olarak nitelendirilebilecek kendisine bir misyon tanımlıyor. Aslında bu reformcu ifadesinden de ben daha ziyade şunu anlıyorum. Yasanın Musa şeriatı hakkında konuşan ya da adına konuşan Yahudi hahamların elinde bir oyuncağa dönüştürüldüğü, öz ve esas olan bağlamların göz ardı edilerek işin tamamen ritüele ve birçok noktada belki bir ticaret aracına dönüştürüldüğü şeklinde ve yasayı, şeriatı ya da Tevrat'ı bizzat Musa dönemindeki gibi ve Musa gibi bir yorumlama şeyinin olduğunu biz görüyoruz. Şimdi hocam İncil'de, İncil'i okuduğumuz zaman, bu arada İncil'imiz de burada. İşte değerli izleyenler, Hristiyanların kutsal kitabı şu anda budur. Tabii daha derin incelemeler yapacağız. Hocam benim İncil'de gördüğüm kadarıyla, okudum İncil'i, Hazreti İsa'nın çok yoğun bir şekilde hahamları, din adamlarının eleştirisi var. Evet. Siz mutlaka görmüşsünüzdür. Hatta sadece onları da değil, etrafındaki tüm olumsuzlukları, işte evet. Ferisilerdir, şudur, en gerek soyları, iki yüzlü, evet. Siz insanları da evet. İki kat cehennemlik yaparsınız gibi ifade ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Ben diyor bazı haramları helal yapmak için gönderirim. Evet. Yahudi hahamlarının tekelinde olan bazı şeyleri artık bütün halk bunu kullanabilir deyince bir noktada çarkına çomak sokmuş gibi oluyor. Evet. Bu da feverana neden oluyor. Hı hı. Peki hocam bu olayın bir Hristiyan açısından şeyi nedir? Değeri nedir? Yani Hristiyanlığın kurtuluş ilkesiyle bağlantısı nasıl olabilir? Nasıl kurulabilir? Şimdi şöyle, Hristiyanların görüşüne göre tabii biraz basit ve düz bir mantık üzerinden gitmemiz lazım. Yani daha kolay anlaşılabilmesi için. Çok etraflı bir konu olduğu için hocam. Hristiyanlık Yahudi bir coğrafyada doğmadı. Hristiyanlık pagan bir coğrafyada doğdu ve büyüdü. Bunun için Hazreti İsa'nın Yahudiler tarafından toptan reddedildiği ve bu yüzden İsa'ya ait misyonun Gentiles, yani Yahudi olmayanlar, Yahudi olmayan bir coğrafyada vaaz edilmesinin tas tamam bir zarurete dönüştüğü şeklinde bir söylem. Bu söylem aslında şuradan kaynaklanıyor. Pavlus'a meşru bir zemin şey yapmak. Tabii şimdi buradan artık bambaşka bir bağlama girmemiz gerekecek. İşte mevzuda yani. İç hocam. Kopartamıyorsunuz. Şimdi yani burada şöyle bir şey var. Pavlus teolojisi, Pavlus'u parlatabilmek için, İsa'nın yaşamı sırasında İsa'ya iman etmiş, ona öğrencilik yapmış, Hazreti İsa'nın sözlerini ve öğretilerini kendi kulaklarıyla bizzat onun ağzından duyup dinlemiş ve öğrenmiş olan havarilerin önemini hatırı sayılır oranda düşürmüştür Hristiyan teolojisi ve o metinler. Çok önemli bir tespit hocam. Tabii ki. Neden? Çünkü Hazreti İsa'nın ölümünden sonra tarih sahnesine çıkan Pavlus'u bu sayede parlatmıştır ve Pavlus'a bu sayede bir misyon biçmiştir. Nedir? Ulusların havarisi. Yani öteki ulusların havarisi. Yani efendim mesela şöyle bir ifade vardır Galatyalılara mektupta. Yani Petrus Yahudilerin havarisi, Pavlus Yahudi olmayanların havarisi. Hani İsa'ya ait o öğretiler ya da İsa'ya atfedilen öğretiler daha doğrusu Pavlus tarafından. Çünkü Pavlus Hazreti İsa'nın ölümünden sonra tarih sahnesine çıktı ve bana sorarsanız Hazreti İsa'nın havarileri tarafından hiçbir zaman kabul edilmemiştir. Biz buna dair, ben İsa Pavlus İnciller kitabında bunun bütün detaylarını tartıştım. O misyonu, yani Pavlusçu misyonu meşrulaştırmaya yönelik bir şeydir. Halbuki hayatı esnasında benim kanaatimce birçok insan, belki binlerle, hatta ölümünden sonra on binlerle ifade edilecek birçok Yahudinin Hazreti İsa'ya iman ettiği şeklindedir. Yani biz bunu Hazreti İsa sonrası döneme baktığımızda Hazreti İsa'nın kardeşi olduğu rivayet edilen Yakup tarafından yönetilen Kudüs cemaatine, yani havari cemaatine baktığımızda, o cemaatin hacmine, o cemaatin şeyine, etkisine baktığımızda bunu net olarak ifade edebiliriz. Fakat o metinlerde karşımıza çıkan tarihsel gerçeklik bunun dışındadır. Peki kurtuluş nazariyesi ne? Yani birinci sorunuza tekrar şey şimdi yapayım. Hocam şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki mesela ben şeyde de okumuştum, tam yerini hatırlamıyorum İncil'de.
başka başka mesihler anlatıyorlar size diyor. Bunlara inanmayın diyor. Gökten melek bile gelse ona lanet olsun. Kesinlikle. O zaman bile İsa'nın algılanması konusunda bir tartışmanın, bir tane hakkının olduğu ortada. Tabii. O zaman buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Hazreti İsa'nın önermiş olduğu bir kurtuluş anlayışı var. Hı-hı. Bir de bugün geleneksel Hristiyanlığın kabul etmiş olduğu Pavlusyan Hristiyan kurtuluş anlayışı var. Kesinlikle. Nedir öyle hocam Pavlus kurtuluş? Şimdi aslında kurtuluş sorunuz, yani direkt sizin ifadeniz üzerinden gideyim. Pavlus döneminde başka başka mesihler ya da başka başka müjdeler vaaz edenler kimler? Yani bunu Pavlus kendi ağzıyla söylüyor. Evet, kendi söylüyor. Yani hocam şöyle düşünün. Yani miladi 50 yılında Hazreti İsa'nın ölmesinden 15-20 sene sonraki bir zaman diliminden söz ediyoruz. Ya da tarih sahnesinden çekilmesinden 15-20 sene sonraki bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bir Pavlus'un vaaz ettiği müjde var. Ya ve İsa var, Mesih var. Peki soru şu. Pavlus'un dışında başka bir Mesih'i ya da Pavlus'un dışında başka bir İncil'i vaaz edenler kimler? Bu soruya yoğunlaşırsak burada gördüğümüz şey şu. İsa'nın orijinal havarileri. Zaten burasıdır hareket noktası. Yani Pavlus'la mücadele halinde olan bir İsa'nın havari cemaati var. Yakup var, Petrus var, Yuhanna var. Bakmayın bu İncil metinlerine, mesela Yuhanna denilmesine falan. Bunlara tabii ki daha sonra muhtemelen geleceğiz. Fakat orada havarilerin Pavlus'la çok yoğun bir mücadelenin ortasında olduğunu görüyorsunuz. Fakat nihayetinde başka bir takım sebeplerle, ki belki onları da daha sonra konuşacağız, Pavlus teolojisi galip çıkmıştır ve Hristiyanlığın genel kanaatine dönüşmüştür. Bu çok açık bir tarihsel gerçektir. Bu sadece benim söylediğim diye bir şey değil. Vaka bu zaten. Tabii ki. Batı'da birçok bilim insanında gündeme getirdiği şey. Peki Pavlus'un kurtuluş teolojisi ne? Ya da İsa'dan bunun farkı ne? Biz aslında bir taraftan Tanrı, bir taraftan Musa şeriatı merkezli bir öğreti vaaz eden İsa'nın Yeni Ahit metinlerinde de mevcut İsa'yı atfen gündeme getirmiş birçok rivayet biliyoruz. Hocam mesela bir Yahudi din bilgini. Hazreti İsa'ya geliyor ve ebedi kurtuluş için ne yapması gerektiğini soruyor. Bunun gibi onlarca paragraf, pasaj bulabilirsiniz İncil metinlerinde. Ve Hazreti İsa'nın ekseriyetle verdiği cevaplar hep yasadandır, şeriattandır, yani Tevrat'tandır. Sen diyor Tevrat'ta diyor bu konuda ne yazdığını bilmiyor musun diyor. Git onu yap diyor. Bunu kim söylüyor hocam? Hazreti İsa nerede? İncil metinlerinde. Yani aslında Hazreti İsa bize İncil metinlerinde kurtuluş iki nokta üst üste şudur 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 demiyor. Ama bize kurtuluş ile ilgili sorulan sorulara vermiş olduğu yanıtlardan hareketle çok rahat çıkarımlarda bulunma olanağı elimizde var. Hazreti İsa kurtuluş için Allah'a imanı şart koşuyor. Tevhid akidesini şart koşuyor. Uygulanması gereken bir takım ritüellerden ya da uyulması gereken bir takım kurallardan, kaçınılması gereken bir takım yasaklardan söz ediyor. Yani yasa merkezli bir öğretiyi vaaz ediyor. Yani o zaman biz Hazreti İsa'nın kurtuluş formülünde iman ve uygulama esaslı iki bağlamdan bahsedebiliriz. O zaman iman edip ve salih amel işleyenler. Bravo. Yani bir taraftan iman edeceksiniz ama bu yetmiyor. Çünkü hayatınızda da bunu pratikte uygulamanız gerekiyor. İman artı uygulama. Şimdi bu İsa Aleyhisselam'ın öngördüğü kurtuluş diyor. Aynen öyle. Kime göre? İncillere göre. Kime göre? Bugün Yeni Ahit metninde mevcut Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'ya göre detayları ben kitap... Yani şu kitapta şu anda herhangi bir İncil'i aldığımız zaman bu anlattıklarımızı orada görebiliyoruz. Görürsünüz. Tabii başka rivayetler de görürsünüz ama onun başka sebepleri var. Geleceğiz hocam. Ha. Şimdi Hazreti İsa tabii ki sadece dini, Hazreti İsa'nın söylemlerinin sadece dini boyutu yoktu. Her dini söylemin sosyal yansıması vardır, siyasi yansıması vardır. Hazreti İsa'nın söylemlerinden daha sonra detaylarına geleceğiz herhalde konuşacağız. Hazreti İsa'nın söylemlerinden rahatsız olan Yahudiler vardı. Kimdi onlar? Dönemin siyasi konjonktüründen çıkar sağlayan seçkin bir konum elde etmiş, zengin, yönetici, dönemin egemen güçleriyle işbirliği halindeki Yahudiler. Bunlar Hazreti İsa'dan kurtulmak için Hazreti İsa'ya atfedilen o Mesih tabirinin siyasi bağlamını ön plana çıkartarak Romalılar eliyle ondan kurtulmaya çalıştılar. Yani Hazreti İsa'nın aslında tarih sahnesine çekilmesinin arkasındaki bağlam da budur. Yine detayları daha sonra konuşuruz. Ve biz Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra tarih sahnesine çıkan bir şahsiyet görüyoruz. Tarsuslu Pavlus.
Hayat hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Kendisi ve kendisi tarafından verilen çok az sayıdaki işte otobiyografik bazı şeyler var. Bir de öğrencisi Luca'nın. Özellikle Elçilerin İşleri kitabını onun yazdığı tahmin ediliyor. Onun verdiği bir takım bilgiler var. Bu bilgilerden hareketle ne diyeyim size? Belki Pavlus'un hayatının %3'ü, %5'i hakkında bilgi sahibiyiz. Onlardan da bize ulaşan bilgilerin ne kadar doğru olduğu konusu da tartışmalı. O da ayrı bir şey. Pavlus tarih sahnesine çıktıktan sonra tabii bu konunun detaylarına değil de sizin sorunuz bağlamında yanıt vermek istiyorum. Bir nazariye neşretti. Kendisince bir Mesih'ten aldığını söylediği, ölen ve dirilen ve göğe çıkan Mesih'in kendisine göründüğünü ve kendisine elçisi olarak seçtiğini söylüyor. Ve bunun ardından anlaşıldığı kadarıyla bir takım misyonerlik ziyaretleri yapıyor. Kaleme aldığı bir takım mektuplar var. Mesela Yeni Ahit kitabında 13 tane mektubu var. 7 tanesi muhtemelen ona ait. Diğerleri Pavlus adına yazılmış. Bilim adamlarına göre yani. Pavlus adına yazılmış ama Pavlus'a ait değil. Birileri pseudo diyoruz biz buna. Nitelik itibariyle. Ne diyor? Bakıyorsunuz ortaya bir kurtuluş nazariyesi koymuş. Biz buna bugün asli günah doktrini diyoruz ki bunun anlaşılması çok önemlidir. Çünkü bugünkü geleneksel Hristiyanlığın dayandığı temel bağlam zemin burasıdır. Kurtuluş nazariyesi. Nedir bu? Pavlus diyor ki insanlık Adem'den itibaren büyük bir günahın içindeydi. Bu günah Adem ve Havva'nın cennetten kovulmalarına sebep olan. Aslında belki de insan nesillerinin başlangıcının da vesilesi teşkil eden. Nesiller diyor o günahı üstlenerek, nesilden nesile bu günah sirayet ederek devam etti. Genetik olarak devam ediyor. Aynen. Bütün insanlık ailesine bulaşmış kozmik boyutta bir günah durumu söz konusu. Ve bu günah nesillerden nesillere devam ederek bütün insanlık ailesinin günahkar olmasına sebep oldu. Şimdi devam edeceğim ama burada bir antiparantez açmak istiyorum. Yani biliyorsunuz hukukta şahsilik bugün bütün insanların kabul ettiği. Yani siz babanın suçunu oğula yükleyemezsiniz. Suçların şahsiliği prensibi Evet. vardır. Şimdi Ferdinand Christian Bauer mesela benim çok sevdiğim bir Alman teologtur. Onun bir ifadesi var. Diyor ki ya babanın suçunu diyor oğlu neden şey yapıyor? Mesela hocam şeyde eski ahitte Ezekiel babında olacak babanın suçundan baba sorumludur, oğul kendi suçundan sorumludur diye Yani ifadeler var. bu öğretinin aslında bir bakıma siz en temel ve en basit bugünkü hukuk, modern hukukla, pozitif hukukla bir kere hakkaniyet ilkesiyle çelişen bir boyutu var. Ama tabii ki bu bir inanç değeridir. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bu benim kendi kanaatim. İnananlara da saygı duyuyorum. Söyleyecek bir şeyim yok ama öğreti şu noktadan hareket ediyor. Nesilden nesile, nesilden nesile aktarılan ve bütün insanlığa sirayet eden bir günah. Hatta diyor şeriat yani Tevrat yani Tevrat'taki hükümler insanlığa diyor o günahın cezası olmak üzere gönderilmiştir. Neden? Çünkü diyor ki yasa, şeriat, Tevrat bizim diyor insan yani Yahudilerin diyor taşıması mümkün olmayan bir boyunduruk, ağır bir boyunduruk. Çünkü bir ceza. Neden? Çünkü diyor o asli günah Tanrı ile diyor insanlar arasında bir küskünlüğe yol açtı. Tanrı ile insanlar arasında insanlık ailesi arasında bir uçuruma yol açtı. Araya derin bir ayrılık koydu. Tanrı ile insanları birbirinden uzaklaştırdı. Ancak diyor Tanrı çok merhametliydi. İnsanlıkla yeniden barışmak istiyordu. Ve bunun için kozmik bir plan tasarladı. Bu planı biz nasıl anlamalıyız? Bakın Yahudilerin Fısıh diye bir bayramı var. Mısır'dan çıkışlarını yad ederler. Bir Yahudi günahlarına kefaret olmak üzere bir kurban sunar. Nerede? Kudüs'te. Bir tapınak görevlisinin huzurunda. Yahudi anlayışında fısıhın ya da bu kurbanın anlamı şudur. Bir yıllık günahlara kefaret. Peki hocam, günah öyle büyük bir günah ki bütün insanlık ailesine sirayet etmiş. Yüzlerce belki binlerce yıllık bir geçmişi var.
Nasıl bir kurban sunulabilir ki bu günaha kefaret olsun? Tanrı'ya denk bir kurban olmalı. Şimdi Pavlus diyor ki, işte diyor Tanrı insanlıkla barışabilmek için kozmik bir plan tasarladı. Tıpkı biz bunun mikro yapıdaki şeyini, varyantını Fısır Bayramı'nda görüyoruz. Günahlara kefaret olmak üzere bir kurban. İşte diyor bu kurban Mesih'ti. Tanrı diyor kendisinden olan, kendisi gibi olan oğlunu insanların arasına diyor günah sunusu olmak üzere gönderdi. O Meryem'in rahminde ete ve kemiğe büründü. Doğdu insanlar arasında tıpkı bir insanmış gibi ama mucizeler göstererek yaşadı. Sonra insanlığın binlerce yıldır içine düşmüş olduğu o günaha kefaret olmak üzere kendisini çarmıh üzerinde feda etti. İnsanlığın günahını üstlendi ve üstlenmiş olduğu o bedeni çarmıhta insanlık ailesini günahtan kurtarabilmek için feda etti. Ardından öldü, öldükten sonra da dirildi, göğe babasının yanına çıktı. Peki, bir insana düşen şey kurtuluş için, yani soteriyoloji bağlamı üzerinden gidiyoruz ya şu anda, ne yapması gerekir? Benim diyor bahsettiğim, anlattığım bu formüle, bu faraziyeye, bu nazariyeye, bu doktrine diyor inanmaktır. Eğer diyor buna inanırsanız Hristiyansınız. Hristiyan ifadesini kullanmıyor ama Mesih'in müminisiniz. Lafı oraya getiriyor. Bakın. Pavlus diyor ki şeriat diyor Mesih'in gelmesiyle birlikte ortadan kalktı. Neden? Çünkü diyor artık gerek kalmadı. Günahla birlikte diyor şeriat da ortadan kalktı. Mesih'in çarmıha gerilmesiyle birlikte günah ortadan kalktı mı? Evet. O halde diyor insanlığa ceza olarak gelen şeriata ya da Musa şeriatına ya da yasaya ne gerek kaldı? O da diyor ilgi almıştır. Şimdi hocam burada müsaadenizle. Son bir ilave. Yani aslında İsa'nın öğretilerindeki iki esas bağlamdan hani biraz önce bahsetmiştik ya. İman artı uygulama. Biz burada bunun sadece iman boyutuna indirgendiğini ve uygulama boyutunun tamamen gündem dışına şey yapıldığını görüyoruz ki bunun doğruluğunu test etmek için en uygun yol nedir? Hazreti İsa'nın yaşamı sonrasında onun özgün havarilerinin yaşamına bakmaktır. Biz görüyoruz ki onlar Tevrat merkezli bir yaşamı devam ettiriyorlar. İşte benim sorum da bununla alakalıydı. Mesela Hazreti İsa yasanın önemine sürekli vurgu yapar. Evet. Hiçbir yerde ben geldim ona gerek kalmadı demez. Tam tersi onu tamamlamak için geldiğini. Onayladığını evet. Onayladığını hatta yasanın hatta Pavlus bile bazı mektuplarında yasanın iyi olduğunu aslında vurgu söylüyor. Söylemiyor da değil. Tamamen evet. Karşı değil. Bence burada şimdi tabii bir noktada ister istemez karşı karşıya geliyorsunuz bazı şeylerle. Bazı şeyleri ifade etmek zorunda kalıyorsunuz. Pavlus'un kurtuluş öğretisiyle Hazreti İsa'nın tavsiyelerinin birbirlerine zıt olduğunu, biri diğerini ortadan kaldırdığını görüyorsunuz. Evet. O zaman muhtemelen Pavlus bu kendi kafasında oluşturduğu faraziyeyi Tanrı'yı gökten yere indirebilmek için mi tasarladı diye aklımıza ister istemez sorular geliyor. Çok küçük bir parantez buyurun. Açmak istiyorum müsaadeniz olursa. Bugün dünyada yeni ait araştırmalarını domine eden araştırmacılardan bir tanesi batılı bir bilim adamıdır. Ben tanıyorum da kendisini Bart Arman'ı. Onun bir kitabında şöyle bir ifadesi var. Bakın çok önemli bir noktadır bu. Altını özellikle çizmek istediğim bir nokta. İncil'deki bir pasajdan hareket ediyor. Biraz önce örnek verdim. Diyor ki din bilgini İsa'ya sordu. İşte öğretmenim sonsuz yaşamı elde edebilmek için ne yapmam gerekir? Bakın diyor İsa'nın cevabına. Siz yani cevabı da veriyor. Diyor ki bakın diyor işte Tevrat'a atıf yapıyor. Hazreti İsa Tevrat'a atıf yapıyor orada. Kurtuluşa diyor erişmek istiyorsan bir takım yasa şeylerinden bahsediyor. Bunları yapman lazım. Peki diyor soru şu. 20 yıl sonra diyor aynı adam Pavlus'a gelseydi ve sorsaydı. Öğretmenim kurtuluşa, ebedi kurtuluşa erişebilmek için ne yapmam lazım? İsa'yla diyor aynı cevabı verir miydi? Yasanın kaldırıldığını söyleyen bir insandan bahsediyoruz burada. Bakın çok temel ve çok açık bir şeyden bahsediyorum. Pavlus ve İsa diyor kim Bart Arman aynı cevabı verir miydi? Mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki mümkün değil. Adamın öyle bir cevap vermesi demek bütün bir mektup koleksiyonunu çöpe atmak anlamına gelir. Dolayısıyla burada ben din ve inanç bağlamı üzerinden gitmiyorum. Ben bir tarihçiyim, dinler tarihçisiyim. Ben elimdeki metinlere bu bağlamda bakıyorum. Burada bir karşılaştırma yapalım.
Hazreti İsa ölümünden sonra Pavlus'a seslendiği farz edilen İsa, ölümünden sonra, dirildikten sonra tırnak içinde fikir mi değiştirdi? Hayattayken kendi havalilerini söyleyebilirdi. Şunları şunları yap. Artık bundan sonra salih amele gerek yok, Tevrat'a gerek yok diyebilirdi. Bunları kaldırıp atabilirdi. Ya Yakup, Petrus, Pavlus şu hakkımız var hocam. Üçüncü misyoner ziyaretinden dönüşte, Kudüs'e döndüğünde Yakup ve Petrus diyorlar ki Pavlus'a, burada diyorlar on binlerce imanlı var. Bunların hepsi diyorlar şeriatın savunucusudurlar. Hepimiz diyor savunuyoruz şeriatı diyorlar. Sen diyorlar ne söylüyorsun insanlara? Nasıl bunu yapıyorsun? Yani hocam düşünebiliyor musunuz? Hazreti İsa yaşamı sırasında Tevrat'ı ve Tevrat'taki hükümleri onaylamış bir Hazreti İsa. Ve yaşamış. Ve Hazreti İsa'nın sonrasında 62 yılına kadar yaşamıştır kardeşi Yakup tarafından yönetilmiş cemaat. Şeriata hala bağlı. Ama Pavlus diyor ki şeriat kaldırıldı. Hocam havarilerin haberi yok. Şimdi hocam burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Pavlus'un kurtuluş için ortaya koymuş olduğu faraziye aslında pek çok sorunu doğuruyor. Domino taşı gibi. Biri devrilince öbürleri de devriliyor. Şimdi burada eğer kurtuluş sadece böyle sağlanacaksa bunu ilk önce savunması, söylemesi gerekenler Hazreti İsa'nın daha en başından beri onun yanında olan havarilerdir. Değil mi? Ve bununla birlikte ölümünden sonra da ne derseniz deyin artık Hristiyanlara göre çarmıha gerildi, öldürüldü ya da kayboldu her neyse. Hazreti İsa'dan sonrasında bile yine aynı havarilerin aynı inanç ilkelerini savunuyor olması gerekir. Hocam çok haklısınız. Bakın milattan sonra 3. yüzyıldan kalma bir metinde. Tabii kilise bu metni kabul etmiyor. İsa'nın baş havarisi Petrus konuşuyor. Ne diyor hocam? Pavlus'a diyor ki hocam. Ya diyor havari böyle mi olunuyor diyor yani. Hocam ben bunları bakın çalışırken ya bazen tüylerim diken diken oluyor. Bu insanlara yapılan bu haksızlığı susamıyorum yani. Böyle mi diyor havari olunuyor? Eğer diyor Mesih öldü, dirildi, göğe çıktı diyor, sana göründü. Eğer diyor böyle havari olunuyor idiyse biz diyor yaşamımız sırasında diyor neden diyor bu adama diyor hizmet ettik? Bunun diyor derslerine katıldık. Bu hayatımızı diyor bütün ömrümüzü diyor o adama diyor şey yaptık. Feda ettik diyor, uğraştık. Diyor. Biz neye uğraştık bu yıllarca? Yani? Biz diyor neden o zaman uğraştık? Madem diyor seninki gibiyse bize de diyor seslenirdi gökten. Biz de bu bir. İkincisi, madem diyor sana seslendi ve diyor seni havarisi olarak seçti. O zaman diyor gel. Hep beraber diyor İsa'nın öğretilerini açıklayalım. Hazreti İsa'nın diyor senin diyor söylediklerin bu adamın diyor yani bizim İsa'mızın, Efendimizin diyor söyledikleriyle birebir diyor taban tabana zıt şeyler söylüyorsun diyor. Hocam bunu söyleyen İsa'nın baş havarisi Petrus. Nitekim Yakup'la olan mektuplarına bakın Petrus'un aynı metinde. Pseudo Clemens metinleridir bunlar. Ben kitabımda detaylarıyla anlattım. Orada hocam bakın Petrus'un ve Yakup'un bütün mücadelesinin Pavlus'la olduğunu görürsünüz. Ve nitekim Yeni Ahit metinlerinde hocam hiç kimse inanç şablonlarından hareketle benim yapmaya çalıştığım gibi tarihsel metinleri ben anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Efendim biz böyle bilmiyorduk, biz böyle düşünmüyorduk. Bu Hristiyanlar için de geçerli, Müslümanlar için. Senin inancının, hiç kimsenin inancının hepsine saygı duyuyoruz ama beni ilgilendirmiyor. Ben tarihsel metinleri anlamaya çalışıyorum. Pavlus'un mektuplarına ön yargısız şekilde bakalım. Pavlus devamlı surette bir mücadele halindedir. Kiminle? İsa'nın özgün havarileriyle. Ve Luka'nın Elçilerin İşleri kitabı hocam. Yeni Ahit metindeki havariler çağını anlattığı farz edilen, halbuki havariler çağını tamamen yanlış şekilde nakleden kitap tamamıyla Pavlus'un savunusudur. İsa'nın özgün havarilerine karşı ve kendisine yani Pavlus'a yapılan suçlamalara karşı. Hocam detayları ben İsa Pavlus İnciller kitabında anlattım. Şimdi hocam ben İncil'i okuduğum zaman Pavlus'un mektuplarını size başka başka İsa'lar anlatırlarsa onlara lanet olsun inanmayın falan diyor. Ama bununla birlikte parçaları birleştirdiğiniz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sünnet bağınızı köpekler. İki yüzlü diye. Hocam kime söylüyor bunları? Pavlus, Hazreti İsa'nın bir numaralı sen kayamsın, kilisemi senin üzerine inşa edeceğim dediği Petrus'a. Barnabas'ı iki yüzlülükle suçluyor. Şimdi iki yüzlülükle suçluyor. Öbür Yahudiler gibi diyor o da iki yüzlülük. Yani İsa'nın havarilerini kastediyor. Cemaati diyor sömürüyorsunuz. Hocam bunları cemaati Pavlus diyor sömürüyorsunuz. Köleleştiriyorsunuz diyor. Siz Yahudiyseniz diyor aynen bu şekilde. Siz diyor Yahudi olduğunuzda övünüyorsunuz diyor. Hocam İsa'nın havarilerine hakaret etmek mi ararsınız Pavlus'un mektuplarında?
Aşağılamak var Aşağılamak mı? Ne arıyorsunuz hocam? Hocam hepsinin detaylarını ben anlattım. Hem de bizzat Pavlus'un cümlelerinden hareketle karşılaştırmalar yaparak. Şimdi hocam bu konu burada eksik kalmasın. Bu Pavlus mevzusu önemli. Çünkü Hazreti İsa'nın mesajlarını anlayacaksak İncil metinlerine bakarak bunu kısmen görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu bütünleştiriyor. Aslında çok uzun boylu konuşmaya gerek yok. Hazreti İsa da tıpkı Musa gibi ve kendilerinden önceki nebiler gibi Allah'a iman edin, salih amel işleyin, kötülükleri eleştirin demişler. Fakat her ne olmuşsa olmuş, kendi vefatından sonra havarilerin mağlup duruma geçip, kendi hakiki havarilerin mağlup duruma geçip, Paulus birdenbire parlamış, yıldızı parlamış ve Hristiyanlığa artık kökenlerini Yunan mitolojisinde mi ararsınız? Efendim kendi, zaten hocam malumunuz o havzada çeşitli kültürlerin, çeşitli mitolojilerin bulunduğu bir havuz. Yani Tanrı oğlu İsa denildiği zaman çok da kimse yabancı gelmiyor. Gelmiyor. Herkes Tanrı'nın oğlu olabilir. Herkes evet. Bilmem kimin oğlu hocam olabilir. Hocam var zaten. Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında Tanrı oğlu denilen Yahudiler var. Siz, hocam bu yani o bir insanın ilah olduğu, Mesih'e de veriyor. Hatta şey var. Varlık olduğu anlamına gelmiyor yani. Siz hocam yine diğerini hatırlayamadım ama mutlaka biliyorsunuzdur. Barnabas'la Paulus sanıyorsun yanlış bilmiyorsam bir yere gidiyorlar. İşte hı-hı. Bilmem kimin tanrısı kalktı geldi diyorlar. Bilmem nerenin ilahı geldi diyorlar falan. Hı-hı. O zaman insanlara ilah demek, tanrı demek çok da yabancı bir şey evet. Değil. Şimdi hocam buradan anlıyoruz ki bir soru soruyoruz ama bu sorunun arka planına, detaylarına inilmediği sürece şey olmuyor, tam anlaşılmıyor. Hazreti İsa'nın öngörmüş olduğu bir kurtuluş planı var ki bu iman edip salih amel işlemek, tevhidçi bir anlayışa sahip olmak. Evet. Havariler bunu sürdürmüşlerdir. Evet. Hocam kesinlikle böyledir. Ben bu konuda yaptığım araştırmalardan gördüğüm şey budur. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Maide suresinin 72, 73, 116 ve 117. ayetlerinde İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştıranların gerçeğin üzerine örttüklerini, bir gerçek var ortada ama bu değil. Bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde söylüyor ve Kur'an-ı Kerim sürekli ehli kitabın din adamlarını gerçeği tahrif etmekle, yani gerçeği çarpıtmakla, olduğundan farklı göstermekle itham ediyor, suçluyor. Evet. Hristiyanları şimdi, da onları Rab ilan etmeli. Tabii Hristiyanlar alınmasınlar. Aynı şey Müslümanlar için de geçerli. Gerçeği çarpıtan herkes bu tehditlerin, şüphesiz bu eleştirinin sanmış. Muhatabı olur. Çok doğru. Hristiyanlar müsterih olsunlar. Yani aynı yanlışı Müslümanların yapmadığını söylemek mümkün mü hocam? Yani içimizde yani. Bakın tarihi hiç bilmemek, hiç okumamak demektir. Çünkü bugün Müslümanların Muhammed eşittir Allah'tır diyor hocam. Buyurun. Yani şimdi Allah'tan Paulus'a destek veren, Paulusyan anlayış iktidar olsaydı, faraza iktidar olsaydı biz yeni nesiller Muhammed de bizim Allah'ımız diye anlayacaklardı. Yani bu Resulullah buyuruyor ki mesela Yahudi ve Hristiyanları diyor Allah-u Teala dışlamıştır diyor. Neden? Çünkü onlar kendi kavimlerindeki salihleri, nebileri tanrılaştırdılar, ilahlaştırdılar diyor. Şimdi neden Resulullah bunu bir korku olarak kendisi için de söylüyor? Mesela Muvatta'da şöyle bir hadis vardı. Allah'ım kabrimi tapınılan bir put kılma. Çünkü tarihten onun yaşamış olduğu çağa gelen, tevarüs eden bir ilahlaştırma hastalığı var. İlahlaştırma hastalığı var. Evet. İşte Hazreti İsa örneğini Allah niçin Kur'an-ı Kerim'de bize veriyor? Çünkü Firavun da kendisini Tanrı ilan etmişti. Şimdi Firavun da Tanrı, İsa da Tanrı. Aradaki fark ne? Birisi Tanrı edinilmekten razı, memnun. Birisi hayır bunu kabul etmiyor. Evet. Dolayısıyla salih kullarda, salih olmayanlarda insanların tanrılaştırmak gibi bir hastalığı var. Evet. Hristiyanlık bunun en canlı örneği olduğu için Allah-u Teala bunu bize anlatıyor. Şimdi evet. Hocam. Hocam çok özür diliyorum. Bir ilave bir parantez açacağım. Yani Kur'an-ı Kerim'in Hristiyanlığa ya da daha önceki yani şey itibariyle daha önceki bağlamı değerlendirirken ki şey genel olarak yani Hristiyanlara aslında biraz saygı atfettiği taraf da var ama tırnak içinde. Yani bütün Hristiyan dünyayı tek bir yapı şeklinde değerlendirmek zaten doğru olmaz. Kur'an-ı Kerim aykırıdır bu. Tabii ki. Tarihsel bağlama da baktığımızda Hristiyanlığın çok geniş bir yelpazede tecelli ettiğini görüyoruz. Şimdi onu soracaktım zaten hocam. Ha. Şimdi sorum oydu. Bir taraftan da hocam tevhid ilkesi altında Müslümanlarla birlik olmaya yönde bir davet var. Eleştirinin şeyi tabii. Bağlamında. Mesela yani. Hocam şunları hemen ilave edelim değerli izleyicilerimize. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın annesiyle ilgili hiçbir şey yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'de koskoca bir Meryem suresi var. Evet. Ali Muhammed suresi yoktur ama Ali İmran suresi vardı. Evet, biliyorsunuz evet. İmran Hazreti Meryem'in babası. Aynen. İşte yine Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'ın gökten sofra indirdiğine dair bir şey yoktur. Ama Maide suresi vardı ki Hristiyanlara anlatır. Kur'an-ı evet. Kerim'in ilk 5-6 cüzüne baktığınız zaman tamamen konu budur. Yani Hristiyanlıktır ve ehli kitaptır. Dolayısıyla arkadaşlar iç içe olmamız gereken bir konu. Burada ben hocama şunu söyleyeceğim. Aslında bu soracağım soruyla da bağlantılı. Şimdi Kur'an-ı Kerim sonuçları veren bir kitaptır. Bu şirktir bunu yapmayın der. Ama bunu tarihsel araştırmasını bize bırakır. Arkeolojik kazılar yapmayı emreder. Mesela buyurur ki Allah,
Gezin, dolaşın, yalanlayanların sonu nasıl olduğuna bir bakın der Allah. Orada inanmak isteyenler için ayetler vardır der. Kurcalayın der. Bunu da yapması gerekenler dinler tarihi çalışmaları yapanlar. Budizm üzerine yapar, Yahudilik üzerine yapar, Hristiyanlık üzerine yapar. Hocam benim anladığım kadarıyla tarihsel bağlamından kopuk Kur'an anlayışı da ne Müslüman'ı tatmin ediyor ne Hristiyan'ı tatmin ediyor. Doğru. Yani ayetler okurken zihnimizde oluşan boşlukları hayallerimizle doldurmaya çalışırsak ortaya Paulus'un da anlattığının dışında Kur'an'ın da anlattığında başka başka İsa'lar çıkıyor. Çok enteresan bir şey. Evet. Şimdi hocam bu noktada asıl soru şu. Hristiyanlık için Allah buyuruyor ki Leysu seve'e Yahudi ve Hristiyan hepsi aynı değildir diyor. O zaman şu soruyu sormak zaruri hale geliyor. Hristiyanlık içerisinde tevhidçi akımlar var mıdır? Ya da başka ne tür akımlar vardır? Çok tür akımlar vardır. Mesela Romalı Hippolytus 3. yüzyılda 40 tane sayıyor. Epifanius Salamisli Kıbrıslı 403 yılında öldü. Çok meşhur bir Hristiyan sapkın avcısı diyeyim yani. Öyle tabir ederler bazen onu. Yani o zamanın cadı avcısı. Cadı avcısı yani. Kendisi şeydir, kilise yazarıdır. Yani onun dışındaki akımları, inanç akımlarını eleştirir. Tabii bu bizim için sevindirici bir haber. Neden? Çünkü alternatif gruplar hakkında bilgi sahibi olma şansı elde ediyoruz. Hocam Hristiyanların şöyle bir saptırması var. Monoblok halinde hep Paulusçuyduk. Değil. Hiçbir şekilde aksi bir kanaat yoktu. Yok, bu tarihsel gerçekle bunu kim söylüyorsa tarih bilmiyor demektir. Ben size şöyle kısaca özet yapayım. Hristiyanlığın erken döneminde Hristiyanlığın çok geniş bir yelpazede tecelli etti. Yani modalizm, monarşiyanizmden tutun da Sabellius'un doketizme kadar. Gnostik bağlamlardan tutun da bizim sizin sorunuzdaki anlamıyla tevhidçi çizgiye kadar. Birçok farklı şey. Yani Epifanius'un 60 tane farklı Hristiyanlık akımından bahsetmesi demek... İsa konusunda, İsa'nın Tanrı'yla ilişkisi konusunda ya da Tanrı konusunda ya da Musa şeriatı meselesi hakkında yani Hristiyanlığın ya da Yahudi inancının yani Hristiyanlığın kökeni temeli olan Yahudi inancının temel bağlamlarında farklı farklı görüşlere sahip birçok insan ya da inanç akımı mevcut olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla 60 tane farklı fırkadan söz ediyoruz. Peki hocam bugün eğer Pavlus teolojisi bütün Hristiyan dünyada örneğin teslis akidesi bütün Hristiyan dünyada Hristiyanların kahir ekserisi tarafından kabul edilen bir görüşse bunu nasıl açıklayacağız? O zaman yapmamız gereken açıklama şudur. Bu gruplar birbirleriyle çarpışmışlardır. Kaçınılmaz olarak. Yani siz bir İsa hakkında bir tasavvura sahipsiniz. Mesela diyelim ki İsa'nın tas tamam bir tanrı olduğunu söylüyorsunuz. Sabellius gibi. Ben İsa hakkında bir görüşe sahibim. Ben İsa'nın düpedüz bir beşer olduğunu söylüyorum. Ebiyonikler gibi. Siz İsa'nın metafizik bir varlık olduğunu söylüyorsunuz. Silüetini değiştirebilen bir varlık olduğunu söylüyorsunuz. Doketikler gibi. Ötekisi başka bir şey söylüyor. Berikisi başka bir şey söylüyor. Hepsi başka bir İsa'ya iman etmiş. Yüzlerce İsa ortaya çıkıyor. Ve yüzlerce mezhep ortaya çıkıyor. Bu görüşlerin kendi içinde çarpışması kaçınılmazdır. Hele ki Roma İmparatorluğu işin içerisine, yönetimi itibariyle işin içerisine girdikten sonraki İmparator Konstantinus'un en önemli özelliklerinden bir tanesi siyasi anlamda çok zeki bir hükümdardır ve Hristiyanlığın özellikle teşkilatçı yapısını İmparatorluğun siyasi birliğini takviye edebilme noktasında birleştirici bir unsur olarak düşünmüştür, tasavvur etmiştir. Toplamış olduğu konsiller, Hristiyan din adamlarına, kilise hiyerarşisine yönelik düzenlemeleri, Hristiyanlığı legal bir din hale getirmesi vesaire vesaire. Bütün bu uygulamaların aslında arka planında yatan temel sebeplerden bir tanesi budur. Fakat Hristiyanlıkta şunu müşahede edememiştir. Hristiyanlar kendi içlerinde çok parçalanmış bir yapıya sahiptiler. İşte hocam burada tamam Konstantin bunu fark edememiştir. Bizim şu anda günümüz insanına, günümüz Müslümanına şunu söyleyelim. Meryem suresinde Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın doğumunu falan anlatıyor. Sonra şöyle diyor. Kendi aralarında mezheplere bölündüler. Bakın bu kitap geldiğinde 600'lü yıllar kendi aralarında mezheplere bölündü. Bundan 1400 yıl önce söylüyor. Evet. Ve o mezheplerin oluşumu da o tarihe kadar teşekkül etmiş durumda. Aynen. Dolayısıyla tek tip Hristiyanlık yok. Hemen hocam şuraya bağlayalım. Evet farklı farklı gruplar var ama hocam malumunuz değinmek istediğiniz bir yer varsa ona yine değinirsiniz. Bu soracağımdan önce. Tabii biraz tehlikçileri sordunuz ki oraya açacaktım aslında. En büyük sapkın Arius diye geçer.
Evet. Acaba Arius'ta tevhid miydi? O bağlamda cevap verirseniz sevinirim hocam. Çok güzel oldu. Arius'a da bağlayalım o zaman. Aynen hocam. Çünkü Arius'u kendi devrinin Hazreti Ebu Bekir'i gibi görüyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Yani İsa'nın ölmesinden sonra biz 5. 6. yüzyıllara kadar tarihsel varlığını takip ve tespit ve takip edebildiğimiz bir takım inanç akımları var. Sizin kullandığınız anlamda tevhidçi. Yani bunlar ne yapıyorlar? Bir, Allah'a iman ediyor. Sonsuz yüce varlık, dünyayı yaratan, beşer, her şeyi yaratan, her şeyin sahibi Allah. İsrail'in tanrısı, Tevrat'ı gönderen, İncil'i gönderen Allah. İki, İsa'ya iman ediyorlar ama İsa'yı bir beşer olarak tasavvur ediyorlar. İsa'nın sadece ve sadece bir insan olduğunu söylüyorlar. İsa'nın Musa yasasını yani Tevrat'ı onayladığını söylüyorlar. Pavlus'u hocam tırnak içinde ben birçok metin diliyle konuşayım yani. Sahtekar olmakla suçluyorlar. Metinlerde bunlar geçiyor. Evet hocam. Ben onların hepsini yazdım. Pavlus'un bir sahtekar olduğunu, İsa'nın öğretilerini tahrif ve dejenere ettiğini söylüyorlar. Biz diyorlar Pavlus'u. Pavlus teolojisini reddediyorlar. Geleneksel Hristiyanlığın bugünkü İncil'lerini reddediyorlar. Kendilerine has İncil'leri var. Ve iman artı uygulama esaslı bir din anlayışına sahipler. Kimdir bunlar? Mesela Nasraniler. Kimdir bunlar? Kilise yazarlarının onları tanımladığı şekliyle Ebiyonitler. Kimdir bunlar? Bizim modern bilimsel literatürde kullandığımız şekliyle mesela dinamik monarşiyanistler. Bunların hepsi hocam ayrı ayrı akımlar. Fakat bunların hepsinin müşterek yönü şu. Mesih bir beşerdir. Yani Pavlus teolojisinin dışındadır bunlar. Mesela hocam size örnekler vereyim. Ya, bu Ferdinand Christian Bauer'dan itibaren bu Ebiyonitlere ya da Nasranilere Yahudi Hristiyanlar denildi. Aslında bu yanlış bir terminolojidir ama yani meramını anlatan bir terminolojidir. Bir taraftan Yahudidir ama bir taraftan da Hristiyandır demeye çalışıyor. Neden? Çünkü Yahudi Hristiyan denilen gruplar Hazreti İsa'nın bir beşer olduğunu söylüyorlar ve onu şeriatı onayladığını söylüyorlar. Yani yasa merkezli bir yaşama de bunlar Hristiyan falan değiller. Epifanius'a göre bunlar havraya giden adamlar. Ama İsa'ya iman etmişlerdir. Kilise babalarının birçoğu bunlardan bahsediyor. Tabii sapkın olarak anlatıyorlar. Ben İsa Pavlus İnciller kitabında detaylarıyla anlattım. Mesela dinamik monarşiyanistler. Mesela Bizantiyonlu Theodotos. 190'lı deri tüccarıdır. Mesela Samsatlı Pavlus. 260-268 yılları arasında Antakya Kilisesi'nde başpiskopos öyle söyleyelim. Mesela Sirmiumlu Poteinos. 300-370'lerde Sirmium yani bugünkü Mitrovica'da Sırbistan'da piskopostu. Bunların öğretilerine baktığınızda bunların da aslında aşağı yukarı belki tas tamam değil ama Mesihliğin beşeri bir varlık oluşu ve Tanrı'nın hiçbir ortak ve eş kabul etmeyen yüce uluhiyeti noktasında aynı paralel düşüncelere sahip olduğunu görüyorum. Bunların da hepsi aforoz edilmişlerdir. Peki hocam, Arius'a bağlamaya çalışırsak? Şimdi Arius da aslında bunlarla aynı geleneğe sahip. Bu geleneğin temeli muhtemelen, tabii ki bunlar çok tartışmalı konular. Şu şöyledir, bu böyledir, kesin olarak isim şey yapalım. Sadece ana hatlarıyla belirgin kılmaya çalışırsak, Mesih'in beşeri özelliğini antik ve geç antik çağlarda bilhassa vurgulayan ekol Antakya ekolüdür şeyde. Bu ekolünde beslendiği kaynak bence eski Filistin sahasıdır. Çünkü özellikle 66-70 ve 132-135 yıllarında Romalılarla Yahudiler arasında yaşanan o şiddetli savaşlardan ve Yahudilerin uğradıkları o büyük kıyımlardan sonra İsa'nın havari cemaatinin öğretilerini yaşatan nesiller de Roma coğrafyasına dağıldılar. Kaçmak zorunda kaldılar. Zaten büyük katliamlar yaşandı o dönemde. O savaşların tarihini okuyanlar bunu görebilirler. Bilhassa İmparator Hadrianus döneminde Kudüs'e girmeleri yasaklandı. 132-133 Bar Kokhba isyanı sırasında. Yaşanan şey şuydu. Bir takım tabii ki ekoller ortaya çıktı ve Antakya ekolünün temel bağlamlarından, dayandığı temel bağlamlardan bir tanesi de burası olsa gerek. O ekol ki Antakyalı Lukianos burada önemlidir. O ekol
o ekolün yetiştirdiği ilahiyatçılara baktığınızda Mesih'in özellikle beşeri boyutunu vurgularlar. Bunlardan bazısı Mesih'in beşeri boyutunu vurgularken onun ilahi olduğu varsayılan boyutunu hedef alır. Bazısı beşeri boyutunu ön plana çıkartırken onun ilah oluşu noktasında temkinli davranır. Yani ilahlığına doğrudan bir söz etmez. Evet der, İsa bir ilahtır. Yani İsa'nın ilahlığı iddiasını kabul eder. Ama onun beşeri boyutunu ön plana. Mesela Mopsestalı Theodoros. Mesela Mopsestalı Theodoros'un öğrencisi 428'de İstanbul Patriklik Makamı'ndan bu görüşleri deklare eden meşhur Nestorios. Nestorilik tabiri oradan geliyor. Yanlış bir tabirdir, o da ayrı bir konu. Arius da aslında aşağı yukarı bir şekilde bu geleneğin içerisinde. Biz Arius'un evet Talya diye bir eserinden bahsediliyor falan ama bu metinler günümüze gelemedi. Neden? Çünkü Hristiyan şeyler kendileri bahsediyorlar. Yani bize diyor devletin yetkilileri gelip de kutsal metinlerinizi verin dediğinizde diyor biz Arius'a ait metinleri veriyorduk. Yani belge imasının kaynaklarda cisim bulmuş şekli yani aslında bizim karşımızda. Bir nevi de itiraftır yani. Yaktırdık bunu eserleri. Tabii diye. Yani Pavlus'a Arius'a ait metinler bizde yok. Ama o görüşün çok büyük şeyleri var, müdafileri var. Nikomedyalı Eusebius mesela yani. İmparator Konstantinus'un Hosius'tan sonraki Kordoba Piskoposu Hosius ki İznik konsili üzerinde çok etkili bir adamdır. Onun sonrasındaki dönemde İmparator Konstantinus'un Hristiyanlık konularındaki belki baş danışmanı. Arius'çudur. Zaten ölüm döşeğinde Konstantinus'u vaftiz eden de odur. Anlaşıldığı kadarıyla. %100 emin değiliz ama büyük ihtimal. Senaryo bu. Arius kimdir peki? Libyalı bir rahip. Mesih'in beşeri boyutunu ön plana çıkartıyor. Peki buradaki temel bağlam ne? Diyor ki Mesih yaratılmış bir varlıktır. Yani babadan diyor, Allah'tan özü itibariyle diyor farklıdır. Yani o halde diyor oğul ve babanın başlangıçtan itibaren birlikte var oldukları ve eşit şekilde ilah oldukları iddiası doğruyu diyor yansıtmaz. Yani çünkü diyor İsa'nın olmadığı bir zaman vardır. Heh, bravo. Onun Ariusçuların o klasikleşmiş ifadesidir. O şekilde şey yapılır. Oğlun olmadığı bir zaman dilimi vardır. Bu anlamda baktığınızda evet Arius'un şeyi geleneksel Hristiyan çizgisinin dışındadır. Zaten aforoz edilmesi bu. Peki madalyonun öteki yüzü ne diyor? Madalyonun öteki yüzü mesela örnekler vereyim. İlk yaratılmış olan diyor Mesih'tir. O zaman hocam Arius İsa'yı insanların üzerinde Allah'ın altında insanlıktan önce Allah'tan sonra Allah'tan küçük insanlıktan büyük öyle bir yere yerleştiriyor. Muhtemelen. Haklısın. İlk yaratılmış olan diyor Mesih'tir ve dünya Mesih aracılığıyla yaratılmıştır. Neden? Çünkü Logos doktrini çerçevesinde konuşuyor. Yani söz, ilahi kelam. Yani yaratılan ilahi kelam. Kimdir o? Mesih'tir Hristiyan teolojisine göre. Üstelik İsa'nın mesela bakın ben orada yani bu konuya biraz kafa yormuştum. Acaba Arius'un gerçekten düşünceleri ne? Hakikaten bazen işin içerisinden çıkamıyorsunuz. Çünkü kaynaklardan bir tanesine bakıyorsunuz. Diyor ki mesela Arius. O da diyor İsa diyor tanrıdır ama babayla eşit bir tanrı değil. Yani acaba ikincil derece bir tanrı mı? Veya başka bir kaynağa bakıyorsunuz, İsa'nın tanrılaştırılması düşüncesine tamamen ters fikirler. Mesela Sokrates'in, Sozomenus'un kilise tarihine bakın. Bir de Athanasius'un Arius karşıtı yazdıklarına bakın. Karşılaştırdığınızda evet karşınıza bir resim çıkıyor ama o resmin detaylarında bazen boğulabiliyorsunuz. Tam işin içerisine çıkamıyorsunuz. Ama haklı olduğunuz şu nokta var. Çok özür dilerim, sözü çok uzatmayalım. Yani çok teknik bilgilere belki girmek izleyicileri sıkabilir. Biz Arius'un fikirlerini tam olarak bilmiyoruz. Evet İznik konsilinde 325 yılında aforoz edilmiştir. Ancak anlaşıldığı kadarıyla Arius Ebionitler gibi biraz önce bahsettim ya. Onlar gibi tevhidçi bir akidenin taraftarı değil. Logos doktrini çerçevesinde konuşuyor. Belki teslis içerisinde belki dışında ama her halükarda görüşlerini tam olarak ortaya koymak hakikaten güç. Zaten batıda da bilim adamları bunu tam olarak başaramadılar şu ana kadar. Peki hocam bu heyecanlı konuşma burada yarım kalmasın. Bir sonraki hafta yine devam edelim. Peki. Değerli izleyenler Hristiyanlık Kur'an-ı Kerim'de yer alan inançlar içerisindedir. Bu yüzden incelemelerimizi sürdüreceğiz. Zafer Duygu hocamıza şimdilik teşekkür ediyoruz. Ancak şimdilik bir sonraki programımızda görüşmek üzere.